Herkese merhabalar. Bugün oğlumu okula kaydettireceğim. Yani 1. sınıfa başlayacağım. Tüm öğrencilerimiz için her şey hakkında hayırlısı olur. İnşallah dilerim ki güzel bir dönem geçirirler. İnşallah her şey gönlünce olur her şey onların hakkında. Okulumuz uzak olmadığı için Papatya gitmeyi tercih etti. Sınavlar güzeldi. O yüzden. Evet, okulumuza da geldik. Şimdi kayıt ettireceğiz. Rabbim zihin açıklığı verir inşallah. İnşallah okur ve büyür. İnşallah eline mesleğini almayı nasip eder. Şimdi eve kaydettirdik ve evimize geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de üzüm suyu yapacağız. Üzüm suyu nasıl yapılır sizlere tarif edeceğiz. Biz akşamdan ayıtlamıştık üzümlerimizi. Size şöyle göstermek istedim. Biz yeşillerini almıyoruz. Üzümlerimizin alırsak acımsı bir tat olur diye üzümlerimizin yeşillerini almıyoruz. Evet arkadaşlar, ben evde yokken kayınvalidem üzümleri ateşe koymuş. Ben çocuğumu okula kaydetmeye gitmiştim. Geri geldiğimde bir baktım ki ateşe koymuş bile. Şu an kaynamaya durmuş üzümlerimiz. Arkadaşlar, bizim üzümlerimiz çok olduğu için 2 litre su koyduk. Şişelerimiz bile az olduğu için biraz katı olacak üzüm suyumuz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ve temiz bez torbasıyla süzeceğiz arkadaşlar. Süzgeç yardımıyla üstüne kapçıklar çakınca süzgeçle süzeceğiz. Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Kapçıklar üstüne çıkmış ve bez torbasına koyuyoruz. Kalan üzümlerimizi bez torbasına süzüyoruz tekrardan. Süzdükten sonra arkadaşlar bez torbamızın ağzını doğrayıp süzülmeye bırakıyoruz. Ağır bir basınç verelim ki süzülsün. 5 kilo bidon da olabilir, üstüne koyabiliriz ya da mermer taşı da olabilir. Rengi çok güzel oldu. Çok şahane görünüyor. Arkadaşlar, bahçenizde üzümleriniz varsa deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Arkadaşlar, torbamdaki kalan üzüm suyunu süzdüm tencereme ve ateşe koyup kaynatacağım şimdi. Yaz, kış çocuklarınızı içirebilirsiniz arkadaşlar. Üzüm suyumuz kaynadı. Kaynarken şişelerimize koyuyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Arkadaşlar, sıcak yine koyalım ki kapak atmasın. Hemen koymamız lazım kaynar yine. Üzüm suyumuzu koyduk şişelerimize tersine çevirelim ki kapak atmasın arkadaşlar. Eğer böyle ters koymaksak kapak atar. Evet arkadaşlar, üzüm suyum kışa hazırdır. Sizin de bahçenizde üzümleriniz varsa siz de üzüm suyu yapabilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olun, yorum yapın. Beğenmeniz yeterlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Allah'a